Merkez Özel yayınıyla karşınızdayız efendim. Ben Melda Yücelkocaalp. Şimdi baktığımızda merkezden faiz kararı ne gelebilir dediğimizde anketler genellikle faizde bir değişiklik beklenmediği kanaatini çıkartıyor karşımıza. %14'te sabit tutulabileceği yönünde. Faiz en son Aralık 2021'de düşürülmüştü. Bunu hatırlayabiliriz bu arada. Kararı bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sitesi son dakika gelişmesini bize aktaracak az sonra. Söylediğim gibi en son Aralık 2021'de düşürülmüştü ve faiz 15'ten 14'e indirilmişti. Geçtiğimiz yılın son 4 ayında 5 puan faiz indirimine gidilmişti. Toplamda karşımıza çıkan buydu yakın geçmişi hatırladığımızda. En son faiz artışı ne zaman oldu derseniz bunu da hatırlatalım. Mart 2021'de olmuştu efendim. Faiz %17'den %19'a çıkarılmıştı. Bugün ne olur? İşte bu noktada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sitesine de bakıyoruz. Saniyeler sonrasında karar gelecek ve karar metnindeki ayrıntıları sizlerle buluşturacağız. Özellikle enflasyon ve bundan sonraki süreç adına önemli bir başlık karşımıza çıkıyor. FED dediğimizde FED en son faiz artışı enflasyon indirilene kadar sürecektir demişti. Profesör Doktor Atılım Murat Top Etü öğretim üyesi değerli hocamız bizimle birlikte. Hocam merhaba. Merhaba Hanım, merhabalar. Nasıl bir beklentiniz var? Saniyeler içinde gelecek karar. Ben de siteye bakıyorum. Yani sürpriz olmaz. Politika faizine değişiklik olmayacaktır. Çünkü biz uzun süredir faizi bir politika aracı olarak kullanmıyoruz. Onun için ben de bir değişiklik beklemiyorum. Ama tabii ki karar geldikten sonra daha detaylı bir şekilde önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerimi paylaşırım. Ama şu an için beklentim faizlerin değişmeyeceği yönünde. Evet. Dolar TL karşısında 17.95.90'da faiz kararı öncesinde saatler 14'ü gösteriyor. Siteyi yeniliyorum ve kararı bekliyorum bu aradan. BIST %'de 2989 seviyesini görüyoruz. Euro TL karşısında 18.09'larda faiz indi haberi geliyor arkadaşlarımızdan. Hemen tekrar bir sayfaya yenilik. Faizde sürpriz indirim kararı geldi hocam. Son derece dikkat çeken bir başlık. Faiz indirim kararının metnine ulaşmaya çalışıyorum. Bu noktada arkadaşlarım buna yardımcı olursa sevinirim. 1 puanlık bir indirim geldi. Hocam nasıl değerlendirirsiniz? 17.99, 18.02'yi gördü dolar TL karşısında. 1 puanlık indirim. CDS'ler gerilemişti. Borsada rekorlar geliyordu. Bunun etkisi mi? Şimdi aslında Melda Hanım, geçen ayki toplantıdan önce de Ankara kulislerinde faiz indirimi konuşuluyordu geçen ayki toplantıdan önce. Normal sabit bırakılmıştı. Demek bu ay geldi işte artık. Yani tabii bir metne bakmak lazım. Neye istinaden faiz indirimi olmuş? Bir metinin detaylarına ulaşmak gerekiyor. Ama tabii sürpriz. Yani sürpriz ve tepki olarak da tabii ki dolar TL yukarı attı şimdi. Zaten uzun süredir dolar döviz kurlarını kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama tabii sürpriz oldu. Demek yani metne bakmak lazım. Çünkü yani %80'e ulaşan bir enflasyon var. %80'e yakınsayan bir enflasyon var şu an Türkiye'de. Daha da yükselecek yeri var. Yani Merkez Bankası'nın kendi tahmininde bile Ekim ayında enflasyonda zirve seviyenin görüleceği öngörülüyor. Yani son enflasyon raporunda bunu gördük. Ama buna rağmen faiz indiriminin gelmesi, ya tabii ki beklenti kanalı çok bozuldu Türkiye'de artık. Yani o beklentilerin, beklenti anketinin vesaire çok bir şey yok, önemi yok. Ama işte dolar TL'de ilk tepkisini verdi. 18'in üzerine çıktı. Yukarı yönlü baskıda devam edecektir. Yani CDS'i şu an göremiyorum ama muhtemelen ülke risk priminde de zaten son birkaç gündür bir yükseliş vardı. Yine onun üzerine de bir kademe daha artmış olduğunu düşünüyorum. 18-11'leri de gördü. Şu an 18.08'lerde. Ben siteye ulaşımda da bir sorun yaşıyorum. Onu söylemekte yarar görüyorum arkadaşlarıma da. Son derece önemli tabii ki bundanki sonraki süreç açısından. Tüm dünyada faiz artışı olurken özellikle en son FED tutanakları enflasyon düşmesi beklenenden uzun sürebilir deyip enflasyon düşene kadar da faiz artırımına devam mesajı vermişti. Böylesine bir dünya konjonktüründe bu kararı nasıl okuyalım? Zaten yani uzun süredir biz sabit tutuyorduk Aralık'tan beri, Aralık 2021'den beri. Bu süre zarfında yani son 7-8 ayda da gelişmiş ülke, gelişen ülke yani bütün merkez bankalarından faiz artışlarına gitti. İşte yani Amerika'dan bahsettiniz, Fed'den bahsettiniz, Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki dönemde aynı şekilde. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ülkelerin o gruba da baktığınız zaman Brezilya'sı, Hindistan'ı her taraf, her ülke faiz enflasyonla mücadele kapsamında faizlerini arttırdılar, arttırmaya devam ediyorlar ve arttıracaklar.
Biz tamamen zıt bir politika uyguladık bu dönem zarfında. Şimdi yine faiz indirimi yaparak tamamen zıtlaştık yani. Diğer politikaları, diğer merkez bankalarının politikalarına göre. Biz tabii şöyle, yani enflasyonla mücadeleyi zaten makro ihtiyati tedbirler üzerinden yürütüyoruz. Yani işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararnameleri, işte Merkez Bankası'nın düzenlemeleri, BDDK'nın düzenlemeleri ve ekonomi yönetimi de bundan memnun zaten. Uzun süredir bunu şey yapıyor. Yani faizi bir politika aracı olarak kullanmadığımız için makro ihtiyati tedbirler üzerinden gidiyoruz. Ama o da çok işe yarıyor mu tartışılır. Çünkü işte enflasyon %80'e geldi zaten. Yani resmi enflasyondan bahsediyorum. İşte bugünkü faiz indirimiyle beraber ben aslında yani seçim yaklaşırken faiz indirimlerinin olabileceğini düşünüyordum. Önümüzdeki aylar için, güz aylarında. Ama bugünkü hamle gerçekten sürpriz oldu şimdi yani. Şimdi metne bakalım hemen hocam. Hemen de zaten kur üzerinde ve diğer finansal göstergeler üzerinde etkisini görmeye başladık. Evet, borsada da... Bence faiz indirimleri devam edecek. Yani bu faiz indirimleri önümüzdeki aylara devam edecektir. Bu başlangıç olarak görülebilir. Öyle görüyorsunuz. 2960 seviyesini görüyorum. Düşüş var borsada. 18.09'larda, 18.0967'lerde dolar TL karşısında. Euro TL 18.41'e çıktı. Hemen metne bakalım hocam. Ayrıntıları okuyalım. Neden böyle bir karar geldi? Para Politikası Kurulu kararının ayrıntılarına bakıyorum. 14'ten 13'e indirilmesine karar verilmiştir denilmekte repo ihale faiz oranının. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz talep uyumsuzluğuyla iş gücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadır denilmekte metinde. Şöyle bir geldiğimde yılın başındaki güçlü büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girmesi olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyette buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca son dönemde belirgin şekilde açılan politika kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul makro ihtiyadi politika setini parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir denilmekte. Ve enflasyonda gözlenen yükselişte jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir denilmekte. Ve devam edildiğinde sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan kararlılıkla uygulanan adımlarla birlikte küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir kurul. Bununla birlikte 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyete bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir deniliyor. Ve diğer yandan küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede kurul politika faizinin 100 bas puan düşürmesine karar vermiş. Mevcut görünümün altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğu değinilmiştir denilmekte ve %5 orta vadeli enflasyon hedefine de dem vuruluyor hocam.
ve liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edilecektir denilmekte. Fiyat istikrarı temel aracı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanacaktır diyor merkez. Detaylı bir şekilde okuduğumuzda, tüm metni de okumadım. Şöyle bir toparlayarak okuduğumuzda ne dersiniz? Şimdi birkaç cümle var. Ben siz okurken ben de bakıyordum başlıklara. Şimdi finansal koşulların destekleyici olması önem arz ediyor demiş Merkez Bankası. Şimdi bir karar aldığınız zaman bunun varsayımdan olması lazım. Altını doldurmanız gerekiyor. Şimdi finansal koşulların destekleyici olması demek, yani faizlerin düşük olması, düşük faizle kredilerin reel sektör aktarılması demek. Şimdi zaten son dönemlerde bu konuyla ilgili ciddi tartışma var. Reel sektörden şikayetler geliyor. İşte hani ekonomi yönetimine de görüşüldü. Başta top olmak üzere. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz zaten bu faizi indirdiğimiz o Eylül-Aralık döneminde de sonrasında da zaten o dönemde de sonrasında da faizlerin, politika faizini indirdik de piyasa faizlerinin yükseldiğini gördük. Şimdi reel sektörün şikayeti de orada zaten. Yani kredi faizleri %40 ila 50 arasında değişiyor ki dediğim gibi faiz çok düşük olmasına rağmen. Yanı sıra şu var. Mesela geçen ayki toplantıdan sonra yayınlanan metinde de vardı. Yani teminat koşullarının, likidite koşullarının ve kredi koşullarının gözden geçirilmesi diyordu. Bu metinde de var aynı ifade. Bu şu demek aslında, yani zaten ekonomi yönetiminin son dönemde attığı adımlara baktığımız zaman kredi kanallarının biraz kısıldığını görüyoruz. Yani enflasyonla mücadele çerçevesinde. Şimdi bir yandan Merkez Bankası bugünkü metinde, yani 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret ediyor diyor. Finansal koşulların destekleyici olması önem arz ediyor diyor. Aynı metinde, yani bugünkü metinde şu da var, kredi koşulları ile ilgili de değerlendirmeler yapılıyordu. Yani kredi koşulları da sıkılaşmaya devam edecek. Yani sanki burada bir çelişki var. Bir yandan Merkez Bankası sanayi sektörünü desteklemek için faizlerin düşük olmasını istiyor. Öte yandan da kredi koşulların sıkılaşacağına dair, sıkı kalacağına dair böyle bir ifade var. Yanı sıra şu da var, yani güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika yürütülüyor diyor. Ama işte mesela bu şekilde faizleri indirdiğimiz zaman, ki indirdik bugün işte, o zaman kur üzerinde yeni baskı oluşuyor. Yani bu aslında liralaşmayı değil de dövize talebi arttırıyor. Zaten hane halkının son aylardaki biz döviz talebine baktığımız zaman, yani çok ciddi bir yükseliş olmasa da düşüş de yok. Mesela tüzellere baktığımız zaman, şirketlere baktığımız zaman döviz talebinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani o liralaşma stratejisi çok çalışıyor mu? Bu da tartışılabilir. O nedenle yani tabii ki bir karar alındıktan sonra bunun temelini oluşturmak gerekiyor. Bir şeyin bunun üzerine inşa etmek gerekiyor. Hani reel sektörü desteklemek için buna devam edeceğiz diyor Merkez Bankası. Ona yönelik bir karar olmuş ama liralaşma stratejisiyle veya hali hazırdaki kredilerin sıkılaştığını bildiğimiz için son 1-1,5 aydır oraya da bir çelişki var. Yani tabii benim kişisel görüşüm şu, yani bu faiz indiriminden sonra da önümüzdeki aylarda yeni faiz indirimlerinin geleceğini düşünüyorum ben ve ister istemez de döviz kurları üzerindeki baskı devam edecektir. Başta dolar TL kuru olmak üzere yavaş yavaş da olsun kontrollü bir kur var şu an için. Yani Merkez Bankası rezerv satarak kurun hızını kesmeye çalışıyor ama ister istemez döviz kurlarındaki yukarı yönlü baskı bence önümüzdeki döneme devam edecektir. Faiz indirimleri devam edecektir. Peki hocam, bir virgül koyalım. Piyasa nasıl okudu dediğimizi, aslında 18.09.82'lerde dolar TL, euro TL 18.41'lerde, 2981 seviyesinde Borsa İstanbul 100. Orada da %1'e varan neredeyse satışlar oldu. Döndü tekrar. Seda Yalçınkaya, İntegral Yatırım Araştırma Müdürü, telefon konuğumuz. Seda Hanım merhaba. Sürpriz bir faiz indirimi geldi. 1 puanlık piyasaya etkisini siz lütfen yorumlayın. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, şu anda dolar TL'de yukarı yönde refleks hareketleri görüyoruz. Bunlar tepki hareketleri ama zaten faiz indirimlerinin gelmesi hani para birimi üzerinde başka bir etki yaratmaz. Dolayısıyla dolar TL'de 18 seviyesinin üzerine, ki 18 biraz önemli bir noktaydı. Bir süredir görmediğimiz bir yerdi. Buranın üzerine doğru hızlı bir hareket gördük. Şimdi tabii nereye evrileceğini görmemiz gerek, izlememiz gerek. Bu ilk refleks, yani aldığımız ilk yukarı yöndeki hareket. Bunun devamlılığı gelebilir mi? Açıkçası zaten 18 seviyesinin aşılmasıyla birlikte 18-20, 18-40 bandının da devrede olabileceği bir teknik görünüm vardı. Bir süredir çok doğal olmayan yatay bir hareket vardı. Dolayısıyla dolar TL'de ana yönün
bu faiz indirimiyle birlikte yukarı yöndeki eğilimini sürdürebileceğine yönelik net bir bilgi oluşmuş durumda. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde %1'in üzerinde, hatta 1,5'lara varan bir kayıp oldu ilk reaksiyonda. Borsa İstanbul'da da yine %1 aşağı yönlü hareketle birlikte bir eğilim aldık ama toparlanma sinyalleri var. Şu anda mesela borsa arsaya geçti. Bu gibi sürpriz kararlardan sonra, beklenmedik olaylardan sonra refleks hareketleri dalgalı olur. Buna çok fazla kapılmamakta fayda var. Bizim için önemli olan şey gün sonu kapanışıdır. Borsa İstanbul'un yükseliş eğilimi gelen ikinci çeyrek bilançolarla ve beklentilerle birlikte de güçlü devam etmişti. Aslında zaten bir yükseklik korkumuz da oluşmuştu. Yani 4 haftadır üst üste yükselen ve bu yükselişini de soluksuz bir şekilde yapan bir Borsa İstanbul vardı. 2 gün önce S400 haberiyle birlikte aslında ne kadar stresli bir ortam olduğunu da ses etmiş olduk, görmüş olduk. Dolayısıyla şu anda eli sat butonunda bekleyen kısa vadeli yatırımcı ya da ciddi anlamda kredili işleme giren yatırımcının olduğunu da söylemek mümkün. Burada bir aşağı ve yukarı yönde bir dalgalanma, bir stres hareketi olabilir ama uzun vadeli ya da orta vadeli bakan ya da Borsa İstanbul'daki genel yöne bakan yatırımcılar için gün sonu kapanışı önemlidir. Yani biz şu anda neredeyiz diye onu göreceğiz. Yükseliş hareketinin sürmesini, yukarı yöndeki potansiyel eğilimin açıkçası korumasını bekliyoruz. Ancak geri çekilmeler, kar realizasyonları da bizim beklentimiz dahilinde. Dolayısıyla borsada oluşabilecek 2770 seviyesine doğru bir geri çekilmede 3. çeyrek bilançoları ve bankacılık endeksine dair oluşan güçlü beklentiler neticesinde alımla karşılanabilir. Yani özetle Borsa İstanbul'da geri çekilmelerin halen daha alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Karar metninde biraz önce hocam da anlattı. Açıkçası bazı önemli kritik cümleler aldık ama çok fazla Türkiye'de hani bir hikaye yaratılmadığı bir ortamda faiz indirimlerinin çok iç açıcı olduğunu da söylemek mümkün değil gibi görünüyor. Seda Yalçınkaya, İntegral Yatırım Araştırma Müdürü, teşekkürler yorumunuz için. Ekranlara da yansıyor piyasalardaki son durum. Atıl Murat hocamızla tekrar sohbeti sürdürüyoruz. Piyasanın beklentisi ve gerçekleşmeleri böyle oldu hocam. 18-10.80'lerde, 50'lerde dolar TL, euro TL 18.43'leri görüyorum. Şu an 41'lere geldim. Şimdi şuna tekrar dem vurmak istiyorum. Mesela Norveç politika faizini 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı bugün. Keza işte İngiltere, Amerika dün işte Fed'in tutanaklarını da gördük. Enflasyon düşmesi beklenenden uzun sürecek. Bunun için de enflasyon düşene kadar faizi artırımına devam dedi metinlere baktığımızda. Biz en son Aralık 2021'de faizleri düşürmüştük. O zaman 15'ten 14'e indirilmişti. Siz de dediniz ki daha faiz indirimlerini süreceğini düşünüyorum. Nereye kadar çekilebilir? Bir Çin'den faiz indirimi gelmişti sürpriz olan. Orada da durgunluk emareleri tüm dünyada petrol fiyatlarını kadar etkileyen bir süreci getirmişti. Şöyle bir toparlarsak ne diyelim, nereye kadar inebilir, ne kadar olası? Şimdi kuvvetle muhtemel Melda Hanım bir 100 bas puan da iner. Çünkü hani 12 puanlık bir faiz dediğim gibi geçen ayki toplantıda da öncesinde de yani Ankara kulislerinde konuşuluyordu aslında. Demek ki 100 bas puan daha gelebilir. Ben seçim öncesinde, yani seçime daha zaman var vaktinde yapılırsa, tek haneli bir faiz oranı bekliyorum. Yani tek haneye inecektir. Ha, bu 9'da mı olur, 8'de mi olur bilemiyorum tabii ki ama bir sonraki toplantıda kuvvetle muhtemel 100 bas puan daha indirim olur. Ve ondan sonra da artık kademe kademe toplantı değerlendirilir. Ve ben seçime en azından ekonomi yönetiminin, hükümetin tek hane bir faiz oranıyla girmek isteyebileceğini düşünüyorum. Şimdi genel bir toparlama yaparsak, siz tabii diğer konukla konuşurken ben de metni biraz inceledim tekrar. Şimdi geçen aya göre, geçen ayki metinde benzer cümleler var. Mesela Merkez Bankası diyor ki, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmektedir. Yani bu şunu demek aslında, Merkez Bankası Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesini bekliyor. Yani küresel barış ortamı bu. Ama şimdi artık dünya başka bir yere geldi. Yani o savaş bitmeyecek. Bitmedi, bitmeyecek zaten. O savaş devam edecek yani. Onun için yani ben geçen ayki toplantısından sonra da bu cümleyi eleştirmiştim katıldığım yayınlarda. Yani küresel barış ortamıyla Merkez Bankası'nın para politikasının bir ilişkisi yok bence yani. Ki dediğim gibi orada savaş da bitmeyecek. Yanı sıra yani küresel ölçekteki bütün gelişmeler atıfta bulunmuş burada bugünkü metinde.
İşte dezenflasyonist, enerji maliyetleri, resesyon vesaire hepsi yakından izlenmektedir ifadesi var. Şimdi bir Merkez Bankası yakından izlenmektedir ifadesini kullanıyorsa metinlerinde veya işte enflasyon raporunda vesaire, o closely monitoring, yani o işte sizin az önce örneğini verdiğiniz İngiltere Merkez Bankası, Fed, Avrupa Merkez Bankası bu ifadeleri kullanır. Ama mesela bizim en büyük problemimiz olan yüksek enflasyonla ilgili, yani enflasyonun nasıl düşeceğiyle ilgili bir cümle yok metinde. Yani eğer metinle ilgili eleştirilebilecek bir şeye bakarsak, hani enflasyonun, yüksek enflasyon yakından izlenmektedir cümlesi olması gerekirken, küresel barış ortamı, işte dünyadaki resesyon, dünyadaki işte enerji fiyatları gelişmeler, bunlar yakından izleniyor mealindeki cümleler var. O nedenle yani hani sorunuzu o şekilde yanıt verdim, bir daha tekrarlayayım. Faiz indirimleri devam edecek görünen o ki zaten Merkez Bankası'nın hali hazırdaki para politikası artık bana göre bağımsız bir para politikası değil. Genel ekonomi politikasının içine iliştirilmiş bir politika. Yani enflasyonla mücadele Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden yürütülüyor. Yani Merkez Bankası'nın artık bence enflasyonla mücadele konusunda öyle bir çabası da yok ki, fiyat istikrarı temel görevi olmasına rağmen bu metinde de görülüyor. Dediğim gibi yüksek enflasyon yakından izlenmektedir cümlesinin yer alması gerekirken öyle bir cümle yok. O nedenle görünen ki önümüzdeki dönemde yüksek enflasyonla mücadele, Türkiye'deki yüksek enflasyonla mücadele yine Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden sürdürülecek gibi gözüküyor. Şimdi iş dünyasıyla merkezin arasındaki diyalogları da hatırladığımızda şu da çok net çıkıyordu karşımıza. Kredi faizlerine yansımıyor. Yani bu tartışma konusuydu. Ne kadar yansır şimdi bu faiz indirimleri? Çünkü hani ekonominin çarklarını yeniden hızlandırmak için, hani ivme vermek adına yapılıyor bu faiz indirimi. Hani kararlar bunun için alındığı dile getiriliyor. Ama kredilere yansımıyor. Oradaki makas da açılıyor. Oraya yansır mı? Asıl mevzu bu herhalde hocam. Ne dersiniz? Yansımaz. Yani yansımadı zaten. Yansımayacak. Çünkü yani bir banka kendi faiz oranını, kredi faiz oranını belirlerken enflasyona bakıyor. Yani enflasyona bir risk primi var sonuç olarak. Yüksek enflasyon bir risk primi. O nedenle yüksek enflasyona göre bakarak kredisini belirliyor. Ha şimdi tabii kamu bankaları üzerinden önümüzdeki dönemde cazip krediler sağlanabilir. Bu geçmişte de yapıldı. Seçim öncesinde de olabilir ama yani özel bankaları düşük faizle kredi verdiremezsiniz. Olmadı, olmayacaktır. O nedenle de yani hani biz 7 aydır 8 aydır faizi sabit tutuyordu Merkez Bankası. O dönemde bile faizler yükseliş eğilimindeydi. Şimdi de faiz indirimi geldi. Az önce de söyledim. Kuvvetle muhtemel yeni faiz indirimleri de gelecektir. Hal böyleyken yani düşük faizle kredi bulmak mümkün değil. Çünkü siz şimdi enflasyonla mücadele çerçevesinde faizi arttırmanız gerekir ki gelecekte faiz oranları düşük olsun. Ama şimdi yüksek enflasyon ortamında siz faiz indirimi yaptığınız zaman bu zaten gelecekteki yüksek faizlerin habercisi oluyor. Ben şöyle açık bir şekilde söyleyeyim. Yani hani reel sektörün şikayet ettiği bu %40'lık %50'lik kredi faizleri var ya, önümüzdeki dönemde o kredi faizleri daha da artar. Çünkü yani piyasa şunu görür, bankacılık sektörü şunu görüyor. Yani enflasyonla mücadele konusunda faiz bir politika aracı olarak kullanılmadığı için o zaman enflasyon yüksek kalmaya devam edeceği için ben de kredi faizlerimi yüksek tutmaya devam edeyim diyecek bankacılık sektörü. O nedenle yani reel sektör bence hiçbir şekilde kredi faizlerinin düşeceğini düşünmesin. Ben önümüzdeki dönemde aksine kredi faizlerinin biraz daha yükselebileceğini düşünüyorum. Doçent Doktor Atılım Murat bizimle birlikteydi. Değerli hocam çok teşekkürler. Topeti öğretim üyesi sürpriz faiz kararının ayrıntılarını aldık, yorumlarını aldık değerli hocamızdan. 1 puanlık sürpriz bir faiz indirimi geldi. 18-19'larda, 90'larda dolar TL karşısında 2952 seviyesine düşen, yeniden düşen bir borsa var %1'lik. 18-22'leri görüyorum Euro TL'de, 18-43'lerde test edilmişti. Faiz en son Aralık 2021'de 15'ten 14'e inmişti efendim. Küresel barış ortamının tesisi konusuna dem vuruyor. Orta vadeli de %5'lik enflasyona da dem vuruyor. Metninde merkez. Özel yayında karşınızdaydık. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz.